Selam uzay kaşifleri. Bugün harika bir maceraya çıkıyoruz. Güneş sistemimizdeki tüm gezegenleri ziyaret edeceğiz. Hem de sırasıyla güneşe en yakın olandan başlayarak. Hazır mısınız? Kemerlerinizi bağlayın çünkü uzay roketimiz geri sayıyor. 5, 4, 3, 2, 1, fiu! Birinci durağımız Merkür. Hu! Merkür'e geldik. Burası Güneş'e en yakın gezegen. Öyle sıcak ki burada bir çikolata alsanız paketi açmadan erir. Gündüzleri sıcaklık 450 dereceye kadar çıkıyor. Ama gece olunca işler değişiyor. Sıcaklık bir anda eksi 180 dereceye düşüyor. Yani gündüz lavda yürüyoruz derken gece buz gibi olduk diyebilirsiniz. Etraf çok sessiz. Çünkü Merkür'de atmosfer yok, yani rüzgar da yok. Sadece kraterler ve taşlar var. Ama buranın en güzel yanı şu, eğer burada top oynasanız, top ayağınızdan çıkınca sonsuza kadar uçabilir. Evet, Merkür'de hiç fren yok. İkinci durağımız Venüs. Şimdi Güneş sisteminin en havalı ya da en sıcak gezegenine geldik. Venüs. Venüs o kadar sıcak ki burada bir tost makinesi olmadan tost yapabilirsiniz. Ama dikkat edin, Venüs'teki hava çok zehirli ve asit dolu. Bir yağmur yağsa şeker gibi değil, limonata gibi olur. Venüs'ün başka bir ilginç özelliği daha var. Burası tersine dönüyor. Yani burada günaydın dediğinizde aslında gece oluyor. Ama kimse fark etmiyor. Çünkü zaten sıcaklıktan herkes uyuyakalmış. Üçüncü durağımız Dünya ve işte eve geldik. Burası bizim harika gezegenimiz Dünya. Uzaydan baktığınızda mavi ve beyaz bir bilye gibi görünüyor. Burada su, oksijen ve bizim gibi insanlar var. En güzel yanı da şu, Dünya'da pizza var. Uzayda başka hiçbir gezegende pizza yok. Unutmayın. Peki ya uzaylılar? Eğer bir gün uzaylılarla karşılaşırsanız dünyanın en güzel gezegen olduğunu biliyor musunuz? Değil. Ama dikkat edin. Belki sizi Ay'a götürmek isterler. Dördüncü durağımız Mars. Merhaba Mars. Burası kızıl gezegen olarak biliniyor. Mars'ın toprağı kırmızı çünkü demir içeriyor. Düşünsenize, burada yolda yürürken ayakkabılarınız bir anda kırmızı tozla kaplanabilir. Mars'ta kocaman dağlar var. Mesela Olympus Mons adında bir dağ var ve bu dağ bizim Everest'ten tam 3 kat daha yüksek. Hadi biraz tırmanmayı deneyelim. Aman tanrım, nefesim tükendi. Neyse, Mars'ta yaşamak için önce biraz antrenman yapmamız gerek. Beşinci durağımız Jüpiter. Ooo, şimdi dev bir gezegendeyiz. Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük gezegeni. Öyle büyük ki içine 1300 tane dünya sığabilir. Ama burada durmaya pek cesaret edemiyoruz. Çünkü Jüpiter'de korkunç bir fırtına var. Kırmızı leke. Bu fırtına tam 300 yıldır esiyor. Siz burada şemsiyenizi açmaya çalışmadan önce zaten uzaya uçarsınız. Altıncı durağımız Satürn ve işte karşınızda halkalı gezegen Satürn. Satürn'ün etrafındaki halkalar o kadar güzel ki sanki gezegen dev bir yüzük takmış gibi. Ama dikkat edin, bu halkalar buz ve toz parçalarından oluşuyor. Eğer buraya düşseniz bir an için karlı bir yolda kayıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Yedinci durağımız Uranüs. Ah! İşte uzayda yatay duran tek gezegen Uranüs. Burası o kadar soğuk ki bir dondurma burada ebediyen donmuş halde kalabilir. Ama en ilginç yanı Uranüs yan yatmış gibi dönüyor. Yani uzayda misket oynuyormuş gibi bir havası var. Sekizinci durağımız Neptün. Son durağımız Neptün. Burası tam bir fırtına gezegeni. Buradaki rüzgarlar saatte 2000 kilometre hıza ulaşabilir. Ama gezegenin rengi çok güzel bir mavi. Eğer buraya bir sandal getirirsek uzayın okyanuslarında yüzüyoruz diyebiliriz. Uzay yolculuğu tamamlandı. Vay, ne maceraydı ama. Şimdi siz de birer uzay kaşifi oldunuz. Peki en çok hangi gezegeni sevdiniz? Yorumlarda yazın. Belki bir dahaki sefere o gezegeni daha uzun ziyaret ederiz. Kanalıma abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki videoda güneşin içine dalıyoruz. Görüşürüz minik kaşifler.